Vaka sayılarını ileteceğiz. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cumartesi günkü temaslarıyla devam edelim. 81 ilin il sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle konuştu. İllerdeki duruma ilişkin bilgi aldı. Rakamlarla ilgili şunu söyledi. Entübe bakıma giren hasta sayısında ve yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısında ciddi oranda düşüş var dedi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani %3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Umut dolu açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Entübe bakıma giren, yani solunum sıkıntısı çeken ve solunum cihazına bağlanmak zorunda olan hastaların sayısında önemli oranda düşüş olduğunu söyledi. Değerli rektör arkadaşlarım, dekan arkadaşlarım, başhekim arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleri, bilim kurulu üyeleri ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli rol üstlenen üniversitelerin rektörleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Esas Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bugün mesela bunu son bir hafta 10 gün içerisinde daha net görüyor idik. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşmüştü, düşme eğilimindeydi. Bakan Koca, sağlık kahramanlığının canla başla çalışarak gösterdiği emeğin sonuç verdiğini işte bu toplantıda duyurdu. Entübe sayısındaki düşüş gibi yoğun bakıma giren hasta sayısında da ciddi bir azalma olduğunu söyledi. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz. Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle de gençlere vaka tespiti için test sayısının günden güne arttığını söylediği sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı. Genç arkadaşlardan isteğim şudur. Sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın.